Amerika Merkez Bankası, Fed'in faiz toplantısı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz toplantısı, altının gram fiyatı, gümüşün gram fiyatı, dolar telekuru üzerinde biliyorsunuz önemli bir etkiye neden olacak. Peki e, faiz toplantıları öncesinde e, altın ve gümüş yatırımcısı nasıl bir pozisyon almalı? Beklentiler hangi yönde gerçekleşirse, fiyatlar hangi band aralığında işlemler gerçekleştirebilir? Bu tarafı e, yorumlamaya gayret göstereceğim. Kıymetli arkadaşlar, piyasalar haftaya sakin bir seyirde başladığını gördük. Dolar tarafında, borsa tarafında, emtia tarafında yatay seyirler halen devam ediyor. Geçen hafta Amerika tarafından gelen olumlu verilerle birlikte altın ons fiyatının 1855 dolar, gümüşün ons fiyatının 27.02 dolar seviyesine kadar gerilediğini gördük. Haftanın ilk işlem gününde yine bir toparlanma vardı. Çünkü dolar endeksinde yaşanan aşağı yönlü trend tekrar emtia fiyatının olumlu yönde destekledi. Yine bugünkü videomda YouTube kanalındaki videomda yine yatırımcısına her düşüş bir alım fırsatı olarak kısa vade için değerlendirmesini tavsiye ettim. Netice itibariyle bugün 1895 dolar seviyesine kadar tekrar toparlanan, 27.85 dolar seviyesine kadar toparlanan altın ve gümüş ons fiyatları vardı karşımızda. Dolar tarafında çok agresif yükselişler yoktu ancak dolar tarafında şöyle bir uyarı yapabilirim ve tahmin ve öngörüm şu yönde. Şöyle birkaç hafta içinde dolar tl kurunda aşağı yönlü bir trend görebiliriz. Böyle bir trend yaşanırsa dolar yatırımcısı için sürpriz olmamalı. Dolar tarafındaki özellikle dolar endeksindeki gidişat malum güç kaybetmeye devam ediyor 90 bandının aşağısında. Yine Sayın Cumhurbaşkanı ile Biden'ın görüşmesi var. Bu görüşmede nasıl mesajlar verilecek Burla, Burayla alakalı belirsizlik halen var ama bence dış politika tarafında iki liderin görüşmesiyle beraber dış diplomasi nedeniyle mutlaka böyle bir agresif bir gelişme ben şahsen beklemiyorum. Yine ticaretle alakalı görüşmeler işte jeopolitik risklerle alakalı görüşmeler falan ama yüz yüze görüşmelerde genelde ee, çok da tansiyon yüksek olmaz ama o yüz yüze görüşmeler bittikten sonraki açıklamalarda biraz daha farklı oluyor bunu yıllardır e, dış politikalarda zaten görüyoruz ama e, Haziran ayında özellikle e, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faizlerde bir değişiklik gideceğini ben tahmin etmiyorum yani pas geçeceğini düşünüyorum. O yüzden e, bu tarafta tekrar e, yabancı yatırımcılara güven veren bir Merkez Bankası karşımızda olabilir. Ancak bu söylediklerim tabii ki kısa vade. Haziran ayının sonuna kadar olan süreci ifade etmek isterim. O yüzden e, Amerika Merkez Bankası FED tarafından da herhangi bir faiz değişikliği zaten beklenmiyor. E, tabii ki bu da e, yurtdışı piyasalarda dolar kurunun tekrar e, biraz daha baskılanmasına, kar satışlarına falan neden olabilir. Bu tarafa dikkat etmekte fayda var. Ama biraz daha orta vadeye baktığımız zaman da güçlü do dolar e, yine yurtdışı piyasalarda olmaya devam edeceğini tahmin ediyorum. Bunu diğer videolarımda ve sohbetlerimde sık sık sizin de bu öngörülerimi paylaştım. Özellikle e, Eylül ayından itibaren faiz artırım sinyallerini biraz daha verecek olan bir FED karşımızda olacaktır ve dolayısıyla dolar varlıklarında 92 bandına kadar bir toparlanma. Bu da gelişmiş ve gelişmekte olan ülke piyasalarında doların biraz daha pozitif seyrine destek verebilir diye tahmin ediyorum. O yüzden yine yıl içinde 9 lira seviyesinin üzerinde bir fiyatlama yaşanırsa benim için sürpriz olmaz. Yani orta vadedeki düşüncem bu yönde ama kısa vadeli böyle birkaç hafta içinde dolar tarafında yumuşak bir gerileme görmemiz mümkün olabilir. Tabii e, altının gram fiyatı ve e, gümüşün gram fiyatı da bu seyirde aslında yükselişleri biraz daha sınırlanan bir gram altın ve gram gümüş kısa vade için görebiliriz. E, neden? Çünkü dolar kurunun etkisi bayağı oldukça yüksek olduğu için dolar tarafındaki öngördüğüm bu e, kısa vadeli geri çekilmelerde e, altının ve gümüşün gram fiyatını da tekrar baskılayabilir diye düşünüyorum. Ancak ons tarafındaki belirsizlik halen devam ediyor kıymetli arkadaşlar. Altının ons fiyatı yükselişlerini devam ettirebilmesi için 1912 dolar seviyesini yukarı yönlü kırması gerekiyor. E, gümüşün ons fiyatının yükselişlerini devam ettirebilmesi için de 29 dolar seviyesini yukarı yönlü kırması gerekiyor ki e, asıl hedef olarak diğer videolarımda da sık sık bahsettiğim gibi asıl hedef olarak bellemiş olduğu 1960 dolar seviyesi burada test edilebilsin veya 35 dolar seviyesi burada test edilebilse tabii ki kısa vadede yukarı yönlü atakların devam edip etmeyeceğini takip etmeye devam ediyoruz ama önümüzdeki hafta FED toplantısı olduğu için piyasalar biraz daha bu tarafa odaklandı. Biraz daha çok sert hareketler sergilemeyebilir. Yani biraz daha dar band aralığında. Mesela yine 1850-1912 dolar aralığında dengelenen bir ons altın karşımızda olabilir. Çünkü yön kırılmasını önceden yapmak istemeyebilir. Çünkü altın yatırımcısı da bir noktada pusuda bekliyor. Bir yükseliş trendi mi, aşağı yönlü bir trend mi? Çünkü Fed'den gelecek söylemlere biraz daha odaklandı. Bir de kripto para piyasasından gelen sık haber akışları var. Buradaki haber akışları da kripto para piyasasına gelecek yatırımcıları da aslında pusula beklediğini ve ilk fırsatta da eğer bu piyasaya gireceklerse e, tabii ki altın ve gümüş satarak bu piyasaya e, girecekler. E, 1677 dolar seviyesinden 1912 dolar seviyesine kadar yükselen bir trend vardı. E, burada belli bir kar var. Buradan tekrar kripto para piyasasındaki yaşanan sert düşüşlerden de fırsatta istifade edecek olabilirler. Tabii ki e, 25-75 dolar seviyesinden işte 28 doların üstüne çıkan bir gümüş ons fiyatı var. Burada da bir miktar satış için onlar için aslında bir fırsat var. Böyle bir operasyon kısa vadede gerçekleşebilir. Bu da kripto para piyasalarını bence yakında tekrar bir hamle daha yukarı yönlü ataklarını destekleyebilir. Yani o tarafta da bir beklentim var. Toparlayacak olursak kıymetli arkadaşlar. Ee, önümüzdeki hafta Amerika Merkez Bankası Fed'in ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararları ve e, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın metnini görmeden, e, Amerika Merkez Bankası Başkanı Powell'un açıklamalarını görmeden altın ve gümüş fiyatları kendisine bir yön belirmi bilir. Yani buradaki yatay seyir devam edebilir. Bu da yatırımcıları biraz daha sıkabilir. Yani e, hani ne olacaksa olsun düşecek mi yükselecek mi gibi şöyle bir haftalık süreç içerisinde böyle bir tansiyon yüksek olabilir. Bu tarafa dikkat etmekte fayda var. Tabii ki orta vadede altın ve gümüş yine güçlü olmaya devam edecektir. Amerika'daki enflasyon endişeleri her ne kadar Yalın ya da Powell bu enflasyon endişesinin geçici olacağını ifade etseler de yatırımcılar ve piyasalar bu enflasyon riskini maalesef geçici olacağını inanmıyorlar. O yüzden altın tarafındaki rağbetler artmaya devam ediyor. Çin ve Rusya altın rezervlerinin artırmaya devam ediyor. Geçen hafta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin mesela dolarla alakalı önemli bir açıklama yaptı. Doların aslında bir silah olarak kullanıldığını ifade etti. Bu çok basit bir ifade değil. Daha önce Türkiye'nin de başına gelmişti bu. E, Trump mesela Türkiye'yi dolarla tehdit etmişti. E, güçlü dolar, e, zayıf TL, Rahip Brunson davasını hatırlarsınız. Şimdi sıra Putin'e geldi. Putin de bu tarafta e, başka ülkelerde sırada var tahminimce. Avrupa'dan da, içinden e, de böyle bir e, sesleniş gelebilir. Doların artık e, rezervi para olarak kullanmayacaklarını ifade eden cümleler gelir ve bunun hazırlıkları da önceden zaten yapılıyor, altın olarak yapılıyor tabii ki. Yine önümüzdeki haftadan itibaren ve Haziran e, ayının son haftasında Basel 3 sürecini de takip etmekte fayda var. E, önemsediğim konu şu, bu bir haftalık süreç içerisinde e, yatay seyirini koruyan bir fiyatlama ama e, hem destek seviyesi hem direnç seviyesinin gözünde bulundurduğumuz zaman da aslında altın ve gümüş fiyatlarında herhangi bir yön kırılması ben olacağını tahmin etmiyorum. Yani ne yukarı yönlü ne de aşağı yönlü ama fedi gören bir piyasa yurtdışı piyasalarda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nı gören bir yurtdışı piyasası işte hem dolar tarafında hem ons tarafında herkes kararını verecek trend yavaş yavaş kendini daha belirleyici olacak. Yine yatırımcılar özellikle e, MTA tarafındaki bu agresif yükselişler devam ederse yine bu haziran ayı içinde işte önümüzdeki hafta içi ve ondan sonraki haftalarda 1960 dolar seviyesine diren seviyesi olarak göreceğiz. 1845 dolar seviyesinde destek seviyesi olarak göreceğiz. Bence e, yine 1850 ve 1845 dolar seviyeleri test edilirse bunu... E, Geçen hafta denedi. Bugün 1870 dolar seviyesine kadar, özür dilerim, 1881 dolar seviyesine kadar bugün geriledi. İşte bu gerileme bence iyi alım fırsatları sunuyor. Ama e, önümüzdeki aylarda tekrar bakacağız duruma göre. Yani Amerika Merkez Bankası'nın e, toplantılarından nasıl bir sonuç çıkıyor. Merkez Bankası... Faizlerde Eylül-Ekim aylarını mı işaret edecek yoksa Temmuz-Ağustos aylarını mı işaret edecek doların seyri ne olacak bu tarafları yakından takip etmeye devam ediyoruz. Ama sonuç olarak da e, yine önemsediğim bir konu var. Dolar-TD kurunda kısa vadeli bir geri çekilme öngörüyorum. Bu da gümüşün gram fiyatında ve altına gram fiyatında kısa vadeli geri çekilmeleri destekleyebilir diye düşünüyorum. E, tekrar dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.